بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب وتنفتح البصائر بعد غين فتنكشف الغياهب والغيوب وينسى ظلم من ظلموا وتشفى جراح في الفؤاد لها ندوب وتطوى ذكريات كالحات لها في الصدر إن نشرت نعيب. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve kötü amellerimizden Allah'a sığınırız. Allah bir kimseyi hidayete erdirdin mi artık onu saptıracak yoktur. Bir kimseyi de delalete terk ettin mi artık ona hidayet verici yoktur. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ibadete layık hak mabut yoktur, şeriksiz tektir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve elçisidir. Değerli kardeşler, hepiniz seminere hoş geldiniz. Allah-u Teala hepimizin hakkında bereketli kılsın bu seminerimizi. Bu seminerlerdeki amacımız bilgilenmek. Çünkü kulluk için bilgiye ihtiyacımız var. Bilenlerle bilmeyenlerin bir olmadığını öğrendikten sonra bilenlerden olmak için bir gayretimiz var. Seminerler de bunlardan bir parçasını oluşturmaktadır. Aynı zamanda seminerler küçük de olsa öğrendiklerimizi Müslüman kardeşlerimizle pratize edebileceğimiz bize bir alan oluşturmaktadır. Bu sebeple de seminerler önem arz ediyor. Daha önceki seminerlerde olumlu dönüşlerden dolayı bunları sürekli devam ettiriyoruz. Kardeşlerimizin bize olan teveccühlerinden dolayı. Tabii ki bizim asıl amacımız bu toplulukta sesimiz daha gür çıksın diyerekten de beraberliğimizi sürdürüyoruz. Neden İzmir? Çünkü İzmirli kardeşlerimizin gerçekten çok bir isteği vardı bu konuyla alakalı. Seminerin burada olmasıyla alakalı önceden beri. Bugüne nasip oldu. Aynı zamanda İzmir'deki bu ortamda inşallah bu sene Yarbus talebeleri eğitim görecekler. Bunun da bir vesile olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca şu da bir gerçek ki siz de göreceksiniz. İzmirli kardeşlerimizin gerçekten misafirperverliği damakta bir tat bırakıyor. Umarız siz de bu kardeşlerimizin hizmetinden memnun kalırsınız. Amin. Diğer bir husus ise Yarım Hurma Derneği ile alakalı da her seminerde yapmış olduğumuz
hatırlatmayı burada da yapalım. Şu an Yarbus talebelerinin tüm ihtiyaçları, hem okuyan hem de mezun olan talebelerin ihtiyaçları, eğitim materyalleri ve diğer ihtiyaçları buradan karşılanmaktadır. Bunu başlatan Ebu Seyyid Hoca'ydı. Biz de onun bırakmış olduğu bu emaneti şu ana kadar arkadaşlarla beraber getirdik. Gerçekten son dönemlerde kardeşlerimizin buraya bir teveccühü var. Biz bunun artarak devam etmesini kendilerinden talep ediyoruz. Eğer Türkiye'de Selefi davetin, Kur'an ve sünnet üzere menhecin kök salması isteniyorsa, bu eğitim furyasına bizim de katkı sağlamamız gerekiyor. Bunun için de Yarım Hurma Derneği'ni hem kendimiz için hem de diğer çevremiz için önceliklememiz gerekmektedir. Bundan sonra burada oluşturmuş olduğumuz birliktelikle beraber bunun süreklilik hale gelmesi lazım. Bunu bozucu etkenlerden, davranışlardan, sözlerden ciddi bir şekilde kaçınmamız gerekmektedir. Çünkü böyle birlikler kolay oluşmuyor. Ebu Seyyid Hoca'nın vermiş olduğu bir örnek vardır. Bir teneke benzine bir mahalleyi tutuşturursunuz, yakarsınız. Ama aynı mahalleyi tekrardan oluşturmak çok uzun zaman alır. Dolayısıyla burada hocamızın büyük bir gayretinin neticesini hepimiz burada görüyoruz. Başka yerlerde de görüyoruz. Öyleyse buna sahip çıkmak gerekiyor. En güzel sahip çıkma yöntemlerinden bir tanesi de birlikteliğimizi bozmamaya gayret etmemiz, birlikteliği sürdürmeye çaba göstermemizdir. Bakınız, size okuyacağım ayet-i kerime Taha 92 ve 94. ayet-i kerimeler. Musa Tur'dan dönünce şöyle dedi: "Ey Harun, saptıkları gördüğün zaman bana uymana ne engel oldu? Yoksa emrime karşı mı geldin?" Harun dedi ki: "Ey anamın oğlu, sakalımdan ve başımdan tutup çekme. Ben İsrailoğullarının arasında ayrılık çıkardın ve sözümü tutmadın demenden korktum." Aslında bir şeyler görüyor Harun. Ama ve lakin İsrailoğulları arasında, yani bulunmuş oldukları topluluk içerisinde ayrılık çıkardın demenden korktum diyor. Bu korku hepimizde var olmalı. Sözümüzden, fiillerimizden asla ve asla bu birlikteliğe zarar vermememiz gerekmektedir. Tabii ki istem dışı bazı hadiseler olabilir mi? Olabilir. Bulunduğunuz derneklerde, başka ortamlarda bunlar olabilir. Ama bu işin kadısı, bu işin hakimi de vahiy olmalıdır. Sorunlar vahye müracaatla ne yapılır? Çözülür. İtilaf istemiyoruz ama kevni kadere göre itilafta kaçınılmaz duruyor. Peki o itilafta ne yapmamız gerekir? Vahye götürmemiz gerekir. Meseleleri ki itilafımızı ne yapalım? Halledelim. Bakınız, çok vereceğim kısa bir örnekle bu konuyu desteklemeye çalışacağım. Ayşe radıyallahu anh'a der ki, Resulullah aleyhissalatü vesselam vefat edince defnedilmesi konusunda değişik görüşler ortaya atıldı. Ebu Bekir radıyallahu anh dedi ki, Resulullah'tan hala unutmadığım şu sözünü duymuştum: Allah nebilerin ruhunu defnedilmek istediği yerde kabzeder. Bu nedenle onu yatağının olduğu yere defnedin dedi. Şu an nerede? Orada. Gördüğünüz gibi bir takım konuşmalar, bir takım fikirler, bir takım itiraflar çıkabilir. Ama vahiy geldi mi iş ne yapar? Biter. Ama antrenmansızsa insan, o vahiy ona sunsanız dahi onu ne yapamaz? Uygulamaya sokamaz. Mescitlerde birlik olmayı söyleyen bir dinin herhalde diğer ortamlarda da birlikteliğini düşünmemiz gerekir. Cabir bin Semure'den rivayete göre o şöyle demiştir: Resulullah bir gün mescide girdi, insanları ayrı ayrı oturmuş halde gördü. Bunun üzerine, siz niçin böyle dağınık durumda görüyorum dedi. Bir sonraki hadiste Resulullah aleyhissalatü vesselam böyle söylerken birlik olmayı seviyor olduğunu da bildirmiş oldu diyor. Ebu Davud 4824, Elbani Rahimullah da hadisi sahihliyor. Bakın, mescitte dağınık oturmayı dahi Allah Resulü tahammül edemiyor. Burada da bu geçerlidir. Başka bir yerde de geçerlidir. Kısacası birlik olmamız gerektiğini hadisten öğrendiğimiz gibi, birliği bozucu, fitilleyici kişinin de ben olmamam gerektiğini de hadisten ne yapmam lazım? Çıkarmam lazım. Dolayısıyla hareketlerime, sözlerime, davranışlarıma dikkat etmem gerekiyor kardeşler. Evet, seminer programımıza gelince birinci olarak da inşallah Taceddin Bayburde hocamız size İslami mücadelede şiddet sorunu başlığını birazdan sunacak. İkinci olarak Ammar Hoca anne baba hukukuyla alakalı size ikinci dersi sunacak. Ve son olarak da bugünün son dersinde de Ferzent Okta kardeşimiz tevhid akidesinde birlikteliğin
önemi başlığını size aktaracak. Yarın ise inşallah Soner Bilgili kardeşimiz Talut ve Calut kıssasından hayatımıza yansımalar başlığını, Ümit Özmucur kardeşimiz Allah Resulü'nün kalp eğitimini ve son olarak da Bilgin Yalçın abimiz imandan sonra imtihan başlığıyla bize nasihatlerini sunacak. Ve daha sonradan da kapanış konuşmasını Cafer kardeşimiz derneğin yetkilisi olarak bizlere sunacak. Ben bu noktada geri planda, arka planda, fikirsel bazda emek ortaya koyanları, şu ana kadar emeklerini gördüğünüz ve seminerin sonuna kadar da inşallah gayretlerini göreceğiniz İzmirli kardeşlerimize dua etmenizi sizden talep ediyorum. Eğer bir kusurları olursa bunları da affetmenizi sizden talep ediyoruz. Olabilir ki bir eksiklikleri olmuştur onların veya hatiplerin veya genel organizasyonda. Bunları da bulunduğunuz derneklerdeki yetkili arkadaşlara veyahut da ulaşabildiğiniz diğer arkadaşlara söyleyerekten bunların giderilmesine inşallah vesile olmuş olursunuz. Tekrar ediyorum, Rabbim bu semineri daha öncekiler gibi bizim hakkımızda bereketli kılsın. Ben şimdi Taceddin abimizi, hocamızı buraya davet ediyorum. Buyurun abi, buyurun hocam. Değerli kardeşlerimiz, ülkemizin birçok yerinde sürdürmekte olduğumuz tevhid davetini, imanı, küfre, tevhidi, şirke, iyiliği, kötülüğe üstün kılmak için sosyal medyada da sürdürmekteyiz. Siz de Yarpuz İslami Araştırmalar Merkezi YouTube kanalımıza abone olarak tüm hatiplerimizin derslerine ulaşabilir, tevhid davetinin başkalarına da ulaşması için kanalımızı paylaşıp bu davete ortak olabilirsiniz.